Evet, selamlar herkese, yeniden birlikteyiz. Dün itibariyle Twitter'daki sayfamızda bir bilgilendirme notu yazmıştım ve burada demiştim ki BESTE sözleşmenizde devlet katkısının tamamını hak etmiş durumda değilseniz emeklilik şirketlerinin yıl bitiyor daha fazla devlet katkısı için daha fazla katkı payı öde kampanyalarını umursamayın demiştim. Bunu yazdığımda tam net anlaşılamadı ve bir açıklama yapmak gereği duyduğum için bu videoda daha detaylı anlatmaya çalışıyorum ne demek istediğimi. Şimdi yıl biterken özellikle Kasım ve Aralık aylarında hem bireysel emeklilik sözleşmesi şirketleri tarafından hem de emeklilik gözetim şirketleri tarafından, emeklilik gözetim merkezi tarafından işte yıl bitiyor daha fazla devlet katkısı için maksimum ödeme yapabilirsiniz şeklinde bir takım haberler, bir takım işte görsel ve yazısal manada bir takım reklamlar diyeyim yapılıyor ve bireylerin daha fazla bireysel emekliliğe para yatırmalarını dikte eden, daha doğrusu onları o yöne yönlendiren bir takım paylaşımlar yapılıyor. Özellikle bireysel emeklilik şirketlerinin acentalarında çalışan personeller ve onların sosyal medya hesaplarından bu tarzda çok fazla bilgilendirme yapılıyor. İşte bu da bu görsellerden bir tanesi. Hem gönüllü BES hem de otomatik katılım tarafında 140.535 TL öderseniz maksimum devlet katkısına ulaşabilirsiniz diyor. O da işte yaklaşık 40 bin lira civarı bir rakam. Burada söylenmek istenen esasında şu: bakın, burada gördüğünüz benim 2023 yılında ödediğim toplam rakam, küçük küçük yatırdığım katkı payları, ek katkı payları da var. Gücüm ölçüsünde yatırdığım rakam bu. Ve burada bana garanti diyor ki 2023 yılı içerisinde sen 14.500 lira yatırdın ve bunun karşılığında da %30 oranında devlet katkısı aldın. İşte burada açtığım zaman bakın 1000 lira yatırmışım. Devlet katkısı tutarı olarak 300 TL bana devlet yatırmış. Ancak ben 14.547 lirada kalmışım. Dolayısıyla hala burada yaklaşık 120 bin liralık daha bir yatırım yapabilirim buraya. 2023 yılındaki o maksimum devlet katkısı olan 40 bin liraya yakın rakamı sözleşmeme sokabilmek için bu yatırımı yapabilirim. Peki ben burada neden biraz daha mesafeli davranıyorum ve biraz daha farklı bir söylem geliştiriyorum? Bunu anlatmaya çalışıyorum esasında. Şimdi bireysel emeklilik sözleşmelerinde biliyorsunuz yıllar çok önemli. Benim şu anda içinde bulunduğum yılda ben 6. yılındayım ve bana burada 1000 liraya, yani yatırdığım 1000 lira karşılığında devletin bana yatırmış olduğu 300 liranın tamamı henüz bana ait değil. Bunun bir hak ediş süresi var. Ne demek istiyorum? Bakın, şurada Garanti Bankası çok net bir şekilde açıklıyor. İlk 3 yıla kadar, 3 yılın sonunda %15'i. Bir defa sizin sözleşmeniz henüz daha 2 yıllık bir sözleşme ise siz ne kadar katkı payı yatırsanız da sizin bir devlet katkısı hak edişiniz yok. 3. yıldan sonra bu %15'e yükseltiliyor. Yani devletin size yatırdığı paranın %15'ini hak etmiş oluyorsunuz. 6. yılda benim sözleşmemde olduğu gibi %35'ini hak etmiş oluyorsunuz. 10. yılın sonunda da %60'ına gelmiş oluyorsunuz. 10 yıl ve 56 yaşa geldiğinizde artık devletin size yatırdığı o 300 liranın tamamı size ait hale geliyor. Bunda bir sorun yok. Dolayısıyla burada böyle bir bölümlendirme var. Benim söylemeye çalıştığım şey şu: eğer imkanınız varsa ve gücünüz varsa, ödemeye gücünüz varsa tabii ki 140 bin lirayı tamamlayın. Yani sizin için çok rahat ödenebilecek bir rakamsa bunu tamamlayın ve alabileceğinizin tamamını alın sözleşmenizin süresinden bağımsız. Ancak sizlerin zaten zor tasarruf ettiğiniz bir dönemdeyseniz, yani tasarruflarınız azınlıktaysa, bütün tasarruflarınızla yıl sonu geldi, ben bu parayı buraya ödemek zorundayım, devlet katkısının tamamını almaya çalışayım diye uğraşmanıza bence gerek yok. Çünkü burada zaten henüz daha süreler var. Bu süreleri tamamlamadığınız sürece devlet katkısını hedefleyerek bütün tasarruflarınızı buraya yatırmanız çok doğru değil.
Eğer öyle yaparsanız, yani bütün tasarruflarınız bireysel emeklilik sözleşmenizde kalırsa, günün birinde size bir o para lazım olduğunda, henüz daha işte buradaki süreleri doldurmamış olursanız ve sözleşmeyi bir şekilde beklenmedik bir durumda bozmak zorunda kalırsanız, buradaki devlet katkısının zaten büyük çoğunluğunu alamıyor olacaksınız. Bir de bizim başından beri eleştirdiğimiz, zaten devlet katkısında enflasyon anlamında bir sıkıntı var. Devlet katkısı fonları iyi yönetilmiyor diye söylüyoruz sürekli. Dolayısıyla bu konuda dikkat etmenizi tavsiye ederim. Tabii ki imkanınız varsa ödeyebildiğiniz kadarını 31 Aralık'a kadar nakit bir şekilde bireysel emeklilik sözleşmenizi ödeyin ve devlet katkısından maksimum seviyede yararlanmaya çalışın. Ancak çok daha rahat bir pozisyonda değilseniz, daha fazla ödeyeceğim, daha fazla ödeyeceğim diye de kendinizi zorlamayın ve bireysel emeklilik sözleşmenizi de henüz daha birkaç yıllıkken bu kadar şişirmenizin bir anlamı yok diyorum. Biliyorum bu görüş belki biraz aykırı geliyor, belki topluluğun söylediğinden biraz farklı, farkındayım. Ancak maalesef işin mantığı burada bu şekilde işliyor bana göre. O yüzden biraz daha temkinli gitmenizi istiyorum. Tabii ki bireysel emeklilik şirketleri ve onların çalışanları fon portföylerini olabildiğince şişirmek istiyorlar. Şirketlerini olabildiğince para toplamak istiyorlar. Fonların toplam değerlerini artırmaya çalışıyorlar ve bunun için bir yarış içindeler. Dolayısıyla bunun reklamını yapmaları son derece normal. Ancak bizleri burada bireysel olarak düşündüğümüzde bizlere düşen akıllıca davranıp bir miktar temkinli gitmektir. Eğer bu parayı hemen şimdi sokmak zorunda değilsiniz, emekliliğiniz geldiyse son yıllarda, tabii ki o zamanlarda daha fazla ödemeniz daha faydalı olacak. Çünkü misalen 10. yıldan sonra artık zaten yatırdığınız her paranın %30'u gelecek devletten ve onun da %60'ını hak etmiş olacaksınız. Yaş 56'yı geçtiyse o saatten sonra her koyduğunuz 1000 liranın, devletin yatırdığı her 300 liranın tamamı sizin olacak. Dolayısıyla asıl yüklü ödemeleri emekliliğimize doğru, sözleşmemiz biraz daha olgunlaştıktan sonra, 10. yıldan sonra daha ağır bir şekilde, daha toplu bir şekilde yapacağımızı unutmayın diyorum ve işte bugünlük de bu kadardı.